Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe teklifi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ticaret Bakanlığı 2023 yılı bütçesinden 9 milyar 460 milyon lira harcama gerçekleştirmiş. Bu kadar büyük harcama kalemleri kullanırken ne yazık ki ekonomik çarkın temel dişlisi esnaflarımız unutulmuştur. Ticaret Bakanlığı'nın girdi maliyetlerini düşürmede etkin olması, rekabeti sağlaması, ihracatı artırması, üretimi desteklemesi, küçük esnafla kolaylık sunması, KOBİ'leri koruması beklenirken bakanlık tüm bunları görmezden gelip maalesef adeta ölü taklidi yapıyor. Değerli milletvekilleri, dükkan kirası ödeyemediği, borç yükünden kurtulamadıkları için maalesef memleketimizin her ilinde onlarca esnafımız intihar etti. Ticaret Bakanlığı bu olanlarda mı görmüyor? Ne yazık ki bakanlık göz göre göre hata yapmaya da devam ediyor. Bakın, Sayıştay 2015 yılından beri uyarıyor. 2021 bilançosunda 104 milyar liralık, 2022 bilançosunda ise 67 milyon liralık hataya yol açan bazı yanlışlıklar var. Hala ısrar ediliyor. Bakanlık adına ayrılan %25'lik kantar payı gelirleri özel bir şirket hesabında tutuluyor. Bu şirket hesabından harcama yapılıyor. Bu şirket kime ait? Bakanlığın parasının şirket hesabında ne işi var? Kimler zengin ediyorsunuz diye soruyoruz. Bakanlık vatandaş adına sorduğumuz sorulara cevap verme gereği bile duymuyor. Değerli milletvekilleri, Ticaret Bakanlığı iç ticareti geliştirmek için ayrılan havuzdaki paradan bakanlık makam odasına yıllardır mal alıyor. Bakın sadece geçen sene 50 milyon 530 bin liralık harcama yapmış. Allah aşkına buradan vicdanlarınıza sesleniyorum. Bir senede makamlık odasına 50 milyon liralık ne alınır? Millet çocuğunun beslenme çantasına koyacak kuru ekmek bulamazken bakanlık hesabı hangi amaçlarla kullanılıyor? Yine 2020 yılında Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Coğrafyamızda İslami ürün ve hizmetlerin çok büyük potansiyeli olduğu, yoğun akredite faaliyetleri yürütüleceği iddia edildi. 3 senede yapılabildiği akredite sayısı biliyor musunuz kaç? Sadece 49 tane. Geçen sene 13 milyon 668 bin lira ödeneği olan bu kurum, bunun 8.3 milyon lirasını personel gideri olarak harcadı. Bu ne demektir? Ortada işleyen bir kurum yok ama kurumdan alan, ballı maaşı olan onlarca yandaş var. Saray iktidarına göre ihracatımız artıyor. Döviz yükselmesi hiç önemli değil. Borsada rekor kuruyoruz, ekonomimiz şahlanıyor. TÜİK rakamlarına göre bütçemiz büyüyor, enflasyon tek haneye inecek dönüyor. Ama aslında bunların hepsi birer hayal ürünü. Vatandaş borçları nedeniyle perişan olmuş, memurlarımız geçinemediği için ikinci bir işte çalışmak zorunda, asgari ücretli yaşam mücadelesi veriyor, emeklerimiz ise ölüme terk edilmiş. İktidarın ekonomimizin iyi söylemi, sokağın gerçeklerini bilenler için maalesef kuyruklu bir yalandan ibaret. Değerli milletvekilleri, ticaretin gerçek durumunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Üzerek Sayın Bakan sizlerle paylaşmak isterim. Bakın Sayın Bakan, burada memleketimin Adana'da ürettiği limon var. 3 kilo limon satacak üretici, bir tane ekmek alamayacak. Bir tane. Ayrıca Sayın Bakan, tam 13 kilo limon satacak, traktörüne 1 litre de mazot alamayacak. Adana'daki çiftçinin durumu bu. Hadi gelin şimdi bu çiftçimize ticareti anlatın veya önümüzdeki seneyle ilgili ekip biçmeyi sorun. Ticaret Bakanlığımız çiftçilerin de sorunlarını unutmuş, ne yazık ki görmezden geliyor. Rekabet Kurumu ise çiftçilerimizi, küçük esnafımızı, emeğin gücü ve alın teriyle evine ekmek götürmeye çalışan vatandaşlarımızı korumuyor. Yazık değil mi, günah değil mi? Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı Türkiye'yi maalesef, üzülerek söyleyelim, uyuşturucu üretim merkezine, mafyaların hesaplaşma yerine, kara para yaklayanların, gayri resmi fonlardan zengin olan dolandırıcıların, hırsızların, baronların, parayla vatandaşlık satın alanların rahatça yaşadığı bir ülke haline getirdi. Maalesef tüm bunlar yaşanırken saray iktidarı bir gün olsun vatandaşım ne halde diye düşünmedi. Bu düzeni yaratan AKP iktidarının bütçesine ayrılıyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.